ticket'ımız hazır. Evet, valizlerimiz hazırlanmak üzere. Yani çok az kaldı. Şu kıyafetlerimi koyacağım sadece. Biraz önce dediğim gibi ticket'ımız hazır. MSC Cruise'larıyla geziyoruz yine kısmetse. Bu gece yola çıkıyoruz. Biletler hazır. Tabii ki de gezeceğimiz yerlerin şöyle bir planlamasını da yaptık. Mert Kaptan'la her zamanki gibi. Günlerimiz bunlar. Şöyle Barcelona, Marsilya, sonra Genova, sonra La Spezia, Napoli, sonra denizde bir gün ve en son Palma de Mallorca adasında bitecek. Biz her zaman yola çıkmadan önce şöyle Mert Kaptan'la gezilecek yerleri mutlaka hazırlarız. Böyle işte ne nerededir vesaire. Mutlaka hazır gitmek iyi oluyor çünkü. İçimizdeki öğrenme aşkını bilirsiniz. Mesela işte Cinque Terre, La Spezia'da çünkü Cinque Terre turu yapacağız. Gibi gibi. Kısmetse. Hadi bakalım. Şöyle işte. Ne haber? Gidiyoruz. Nereye? Havalim. Hadi bakalım. İyi yolculuklar. Hadi bay bay. Önce İstanbul. Dilimde tek duam şu iki valizin 20 kiloyu geçmemesi. Pegasus yaktın bizi. 20 ne ya? Bari 25 yap yani. Mert biraz demoralize olduk. Neden? Saat 5 dakika. Rotarı ilk uçağımıza yedik bile. Evet. Durum bu. Şu an Türkiye'de sis varmış. O yüzden uçaklar rötar yapıyormuş. Bizimki hariç pek yok gerçi rötar yapan ama nedense bizimki sise takılmış. Bir tek bizimki. İnşallah daha fazla yapmaz. Yollar sisliymiş. Tam gelemedi. Allah'ım inşallah bu tek rötar olur ya. Gemimize bir şey olmaz. Şu karşıda gördüğünüz ışığı yağan uçak muhtemelen bizim uçak. Uçuşa 50 dakika kaldı. Evet, buraya dönüyor. Uçak yok ve yeniden rötar yapar diye çok endişeleniyordum. Barcelona uçağını kaçırırız diye. Evet, bize taksi yapıyor. Sevindim. 5 numarada. Hey, nereye gidiyor? Hayır, gidiyor bu. Değil miymiş ya? Gidiyor. Uçağımız inşallah geliyor bakalım. Aksilik olmazsa artık. Zaten gelmezse yandık. Geldim. Evet. Kiş'ten, Romanya'dan gelen uçak. 411 FC. Şimdi biz bineceğiz. 4311 olacak. Hadi bakalım. İyi, hayırlı olsun. Evet. İstanbul'un işi. Hava biraz puslu. Şu an mutluyuz çünkü Barcelona uçağına binmeye ramak kaldı. Kaçırmadık. Kaçırmadık. Bagajımızı aldık, verdik. Bagaj
Yani alıp vermek kadar can sıkan bir şey yok. Çok kötüydü ya. Aktarma yapamadı Pegasus. Biciriksiz. Aktı öyleymiş. Hepsi öyleymiş abi. Lütfen dikkat. Aha. Son çağrı. Allah akıllı oldu artık. Yani öyle. Mutluyuz. Evet mutluyuz. Oley. Hadi bakalım Barcelona'ya. Evet. En sonunda uçağın otobüsüne bindik. Evet. Çok şimdi uçağımızı da koştu koştu gelmiştik. Valla uçağa gidiyoruz. Havaya bak. Çok esiyor. Hava çok fena. Evet, etap etap başarıyoruz galiba Mert'cim. Yani ilk çok zordu. Yaklaşık 2 saat rötuar yaptık ve çok panik olduk. Ve bavulu 5 dakika kala son teslim edildi. Şu anda bizi de 15-20 dakika kala. Bakın Aeropuerto de Barcelona'dayız. Ve valizlerim sağlam gelmesi beni ayrıca sevindirdi. İnşallah şimdi gemimize de ulaşırız. Bye bye. Ama şu anda dünyaya 2 saat atmış bulunuyoruz. Evet, 2 saat geri. 2 saat kazık attık çünkü 2 saat attık. Kazandık. Yani zaten Antalya'da çok yaşadığımız için dönüşte 2 saati geri alacaklar ya. Evet. Bu bize daha kârlı. Salida'ya doğru gidiyoruz. Mesajın taksi şoförü bizi karşıladı. Gidiyoruz şimdi. Eşyalarımız ona emanet bir liman. Biniyoruz artık. Artık veda ediyoruz ve biniyoruz arabamıza. Hadi. Biz binince en aşağı böyle biniyoruz değil mi Eda? Evet. Tabii Mercedes falan oluyor. Yani daha aşağısını kurtarmayız yani. Şimdi netleşti. Montjuïc tepesi tam limanın karşısında bizim. Aracın camları çok kirli olduğu için böyle çekim yapılıyor. Hemen limana az kaldı. Karşısı. Mezarlık mı? Bizim mezarlık. Bak ne kadar değişik. Bayağı mezarlık adam. Bu yakma, yakma şeyine benziyor. Hani yakılıyor. Evet. Ona benziyor. Tepe de çok enteresan. Bakar mısın? Aynı işte kemer şeyi gibi. Zaten Antalya'ya çok benzetiyorum. Kemer her şey. Akdeniz. Şurada bir yerde aşk kilidimiz asılı Mert'le. Love luck. Evet artık yavaş yavaş gözükmeye başladı birisi. Aman da orada kim varmış? Aman da orada kim varmış? Artık ben arabayla saatte 110 ile gidiyoruz. Hala da başı gözükmedi. Gemimiz. Artık gemimize geliyoruz. Evet. Gelmek üzere gitmeyen bir gemi. Yani büyük. Mert'cim ne yaptın şimdiye kadar? Artık kartımı aldım. Artık bir MSC müşterisiyiz. Evet. Fantazya var ve welcome şeylerimi de aldım. Oo, burada da bize welcome içeceklerimiz var. Ben meyve suyu istiyorum. Orange juice. Thank you. Portakal suyu istiyorum Mert. Bakın burada herkes sıraya giriyor. Evet Edoş. Şu anda Barcelona exit'in oradasın. Evet. Burada böyle bir şey var. Bir cisim yaklaşmış. Cisim. Ama kocaman bir cisim. Gittikçe gemilerin boyutunu büyütüyoruz Mert. Bir şey söyleyeceğim evet. Doris'tan sonra Lirika derken şimdi Fantasia daha da büyüdü. 330 küsur metreye geçtik artık. Aşağısı 3 katı oldu. Aşağısı kes. Fakat hemen filikalar... Baya 20 metre falan filik ha. Hadi gidelim bakalım nasılmış. Edoş, baya bir şık bir gemi. Ha? Vallahi çok şık. Merhaba. Nasılsınız? Selamlar. Ne haber? Böyle, oo. Oda ne diyorsunuz ya? Kopus kocaman. Şahane bir oda. Günlük notlar.
Bir şey söyleyeyim mi? Bomba bomba. Şuraya baksana. Şuraya baksana. Geniş geniş. Dur hemen geliyorum. Şöyle arkadan da çekiyorum. Şurada zaten banyo var. Hadi bakalım. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Islak. Daha yeni temizlenmiş. Balkonum oldu mu? Vay. Hem de full manzaralı balkonlu oda. Güzel. Aa, kaptan köşkü bile gözüküyor bak. Barcelona manzaralı hem de. Ben buradayım ya. Ya tamam. Biz Doris'i sattıktan sonra işte buna yerleştik. Böyle odam var benim. Gitti mi güzelim Doris'cik? Ya Doris ayrı bir şey. Balkonum. Ya hep Doris'le karşılaştırıyorum. Evet. Barcelona burada. Şu Montjuïc tepesi. Evet bak. Şuradan geliyor. Bak, şehir Sagrada burada. Şey Sagrada Familia şurada. Teleferik. Şu gördüğünüz yapılar. Teleferik geziyor. Şöyle siyah bir şey var böyle. Martılar geziyor. Christoph Colomb heykeli. Evet. Güzel. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Gayet yolunda. Yeni yeni yerleşiyoruz. Bakın bugün mesela böyle hemen bir buklet bırakmışlar kitap. İşte günlük programına hemen bakıyorsun. İşte bugün Barcelona'dan. Şey diyor. Departure 6'da. Sonra Marsilya'ya gidecek. Günlük programımız bunlar. Bachata derslerimiz vardır efendim diyor. İşte karaoke superstar. Disco night with DJ. Oraya bugün hemen özel bir geceyle karşılaşmadık. Onu çok seviniyorum. Çünkü ilk gün yol yorgunu. Partiler kötü oluyor. 12 ile 4 arası welcome aboard. Tavalarımız var çünkü var, çünkü Mert şey havuzlar sıcakmış. Ha, ve evet. Şeyler de var. Jacuzziler de var. Hot tubes. O da çok iyi. Bir ara şuna katılmak zorundayız. Şöyle odamızda buz şeyi var. Efendim söyleyeyim, güzel resimler. Mini barımız kilitli, ücretli. Barcelona'ya falan gidebilirsin yani. Ben gemiden ayrılmam diyorsun. Böyle iyi yani. Var mı ayrılmaya gerek? Bence de gerek yok. Ne dedin? Gel bakalım banyoya da bakalım. Hadi banyoya bakalım, bakalım nasılmış. Allah'ım çok büyük, içeri alalım. Evet. Bizim sadece yatak kadar ki bir önceki, hatırlıyor musun? Evet. Oha. Oha. Kocaman ha mı? Kocaman. Baya banyo yani. Ev gibi. Çok iyi. Bu arada yani biz balkonludan aşağı kalmayız değil mi Eda? Hayır arkadaşlar, biz normal dış kabin almıştık. Ne oldu sonra? Sonra kendileri upgrade yaptılar. Hep böyle oluyormuş. Yer yok herhalde, onlar da güzel oldu ya. Bir ziyaretçimiz var. Kocaman Gulliver diye. Grimaldi Hybrid Roro. Bu Grimaldi de İtalyan. Düşünsenize arkadaşlar, yani ne kadar güzel. Bütün Akdeniz'de bu İtalyan gemileri fin katıyor. Deyim yerindeyse. Helal olsun. O zaman ilk videomuz gelsin. Evet Eda hocam, nerede kalmıştık? Dünden beri video çekiyoruz. Hayır, bu kameradan. Evet. Bay bay. Bakın gördünüz, odamız şapşahaneli. Şey aldın mı? Map mahaneli. Özellikle bu kısma bayıldık. Buyurun evet Eda hocam. Power bank. Alırız. Evet. Lüks bir asansöre. Zanzibar, Bafut'a gidelim de bir şeyler atıştırıp sonra da şehirde şöyle kısa bir tur atalım. Barcelona'ya geçen sene de geldiğimiz için zaten bu sefer iyice ayrıntılı gezmeyeceğiz tabii ki. Her yerini gezmiştik, hatırlayın. Çok güzel bir tur yapmıştık. Sabahın köründe başlamıştık turlarımıza. Şimdilik sadece tekrar görmek istediğimiz yerler. İşte La Rambla'da yürüyeceğiz falan filan. Oo, spa falan çok güzel. Tabii ortalık. Gerçi bu çekimleri sonra da yaparız ama. Sen ne diyorsun ya? Neyse burayı sonra çekelim. Aynen. Şurada başlı başına bir güzellik. Aynen çok güzel. Bunlar fokurdatıyor. Ayrıntılı çekeriz. Çok fenalar şu an. Jacuzzi'de birileri vardı canım. Şu an fokurdatıyorlar kendilerini arkadaşlar. Sıcak geliyor, inanamıyorum. Çok güzel. Şey Gaudi'nin şeyleri gibi yapmışlar. Evet aynen. Vay.
Abi bu gemi olayı acayip ya. Gerçekten. Katamaranlar geliyor, yelkenliler. Evet. Yukarıda açıktan çekelim. Burada biraz camlar katalım. Aynen. Yüzen otel. Şurası çok acayip. Gözükmüyor mu abi? Çok güzel gözüküyor. Bir şey söyleyeceğim. Biz asıl alana yakın almışız. Güzel bence yerimiz çok. Yani şeye çok yakın. Bir şeylere yakın. Bak geldik. Almadık onlar vermiş. Hastayız. Aynen aynen. Şurası Aqua Park yazıyor. Aqua Park ne demek? Aa ne güzel. Haydarlar falan mı? Gel şuradan çekin. Park güzel mi yapmışlar burada? Koca bir dünya. Gene şey. Dik çekiyor musun? Çok güzel deniz kokuyor. Deniz mevleri kokuyor. Ayak düz çekiyorum. Gene ya, şeyler falan var. Ya nefis kokuyor şu anda var ya. Acayip deniz kokuyor. Deniz ürünü şey var yani. Gene uzak doğulular burada. Ben elimi yeni yıkadım. İtalyanlar bağırıyor gene. Mangiare diye. Mangiare. Hop, ay pizzaya bak. Gel gel gel. Benim pizzam burada. İşte beni aradın. Gerçek İtalyan lezzeti. Benim burada. Benim en sevdiğim. Pipi 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 pizza. Pipiri pipiri pipi pizza. Herkes ilgileniyor. Buluruz buluruz. Tamam hemen şöyle kısa kısa hızlı hızlı yiyoruz arkadaşlar. Doğru mu hocam? Evet. Hintir de var. Bir şey yapmışlar bak. Lazanya mı? Aa balık, balık buğulama yapmış. Lemon. Balık buğulama. Focaccia. Birazcık salataya kim hayır der bu dünyada? Özellikle mantar var ise. Düşün ucunda. Bakın ben buradan nelercik yiyorum Mert'cim. Minnak minnak ahtapotçuklar. Ve güzel nasıl güzel pizzalar. Ya, evet senin sevdiğim tarafı. Büfe 24 saat hemen hemen açık. Evet. O çok güzel oluyor. Hep yemek var ya. Hiç, hiç. Hep yemek var ve yani pizzaların üstüne yani adamlar olsun. Master. Yani. Kafam karıştı. Saniye bir saniye. Tam karışık, çek çek çek. Evet, burası 4. kat. Exit'e gidiyoruz. Biraz önce kartımızı ne yaptırdık Mert? Aktive ettik makineye sokup. Eşyalarımızı, odamızı, yemeğimizi falan bir şeyler yaptık yani. Gözlüğümüzü falan giydik. Hala. Hola. Şeyimiz olmamasına rağmen hala ne o? Bavul idare ediyoruz yani. Bakın vatandaş şöyle bir şey. Sonsuzluk. Evet. Eda. Gene ciddiyetle iş yapılan bir taksiye bindik. Tabii ki. İki adımlık mesafe söyledik. Adam gayet hiç A demeden, B demeden. Değil mi? Türkiye'de bu. Kolam, kolam. Mirador da kolam. Tamam işte biz şuralara kadar gideceğiz ya. Şu kadarcık. Arkadaşlar biz sadece şu kadarcığını geziyoruz ama normalde bakın şöyle bir yürüyüş rotası var. Böyle bir yürüyüş dağları, rotası. Tepeleri. Yani kocaman bir şehir yani Barcelona. Aynen öyle. Evet Christoph Kolomb heykelini görüyoruz. Geçen seneki videoda anlatmıştık. Kolomb'un Amerika keşfinden sonraki limana çıktığı ilk yer burası. Yanında getirdiği çeşitli hediyelerle. Bugün de buranın pazarı şöyle varmış. Çok hoş bir şey. Güzel güzel eski şeyler var. Galiba ikinci el bir şeyler satıyorlar mı?
da porselenler falan. Tekneler girmiş. Böyle eski pazarları seviyorum ben Mart'tan. Baya antikacılar. Eskiden şöyle şeyler hiç kaçırmazdım, hemen alıyordum. Rozetler. Şehirde şöyle bir gezi imkanı varmış Mert, ne güzel. Şunun, şu mu? Park park çok güzel. Şununla geziyormuşsun. Şurası Mare Magnum AVM alışveriş merkeziymiş şu karşıdaki. Orada bir balıkçı heykeli var bakın. Daha deminki yelken basan yelkenliler. Şey yapalım. Bot tur. Ha bot tur mesela abi. Nereden? Şöyle çıkıyor işte. Kolomb heykelinin oradan. Götürüp getiriyor. Böylece bazı şeyleri uzaktan görmüş oluyorsun. Bir daha diyor ki bu kadar adam plaja gidiyor, toplaşmışlar bu saat. Kışın bu vaktinde. Gidebilirsiniz 4,5 euroya, 8,5, 10,5 euro. Evet. Bak ama içki falan böyle bir büfe buffet falan var herhalde böyle. Just chill out. Ha şöyle gezdiriyor evet, ya var. İşte. Sunset şey, trip vesaire. İşte saat 24 euro diyor bir şeyler. Güzel. Şu anda güzel. Kolomb'un heykeli duruyor. Evet. Ben şunu sonra okuyacağım için çekeyim şöyle. Bu Del Limanı. Rambla de Mar. Evet, Barcelona'nın en büyük vakit geçirme yeriymiş Mert. Nasıl mesela Antalya'da şöyle bir kale içinde bir yürüyelim, bir yürüyüşe çıkalım deriz ya onun gibi. Burada da burada mı yapılıyor? Barcelona halkı ve turistler burada yürüyorlar. Buradan böyle. Bu bir şehir parkı yani aynı zamanda liman. Şu, bu arada şu kayığa bakalım mı? Böyle. Deniz Müzesi'nin gemisi. Eski bir şey değil mi? Aynen. Çok güzel gözüküyor. Kolomb gemisi diyor Mert. Kolomb. Bunu Kolomb lülülü yapmış. Kolomb bununla gezmiş. Amerika'yı keşfetmiş. Çok şık değil mi ama? Neymiş? Bakın burası gerçekten tarihi bir gemiymiş. İspanyolların kabotaj denizciliğini simgeliyor. Ha. Tamam. Şöyle bilet fiyatları 10 euro, 3 euro değişiyor. Çok güzel. İçini gezebiliyorsun. Harika.